Efendim Aile Vakti'ne hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Herkese hayır, huzur, bereket, sağlık ve afiyet diliyorum efendim. Bizleri bu ekranla evlerinize, bulunduğunuz yere taşımanız bizlere mutluluk veriyor. Mutluluğumuz daim olsun. Elbette sizin de mutluluğunuz hep güzel olsun, devam etsin inşallah. Efendim bugün ülkemizdeki çocuk doğurma politikalarını konuşacağız. Çocuk doğurma ihtiyacının varlığını hissedeceğiz. Dünya ve ülkemizdeki bu politikalar gündeme getirdikten sonra efendim bizim gerçekten neden çocuk sahibi olmamız gerektiğini, çocukların evde ne olduklarını biraz biz anne babaların çocuklarımıza ve neslimize bir kez daha farklı bir gözle bakmaya vesile olacak bir program inşallah. Efendim bugün İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Doktor Ramazan Topdemir hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sefalar getirdiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Doktor Ramazan Topdemir İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Biraz kendinizden bahseder misiniz Ramazan Bey bu arada? Belki tanıyanlar var, tanımayanlar var ama bu ekran vasıtasıyla sizi böyle bir kez daha duymak istiyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim ben öğretim üyeliğine 93'te başladım. 26 yıllık bir öğretim üyeliği mazim var. Urfa'da, Şanlıurfa'da, Adıyaman'da görevler yaptım. Harp akademilerinde, polis okulunda derslere girdim. Değişik basın yayın organlarında hem yazılı medyada hem görsel medyada çalışmalarımız yayınlandı. Dolayısıyla bu minval üzerinde mümkün mertebe hem yurt içinde hem yurt dışında yaptığımız çalışmalarda ülkemizin bütünlüğüyle alakalı, güzelliğiyle ilgili geçmişi ve bugünü bütünleştirerek ortaya bir profil çizmeye gayret gösterdik. Yani Yunus Emre'nin ifadesiyle gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Ana İnşallah. Şeyimiz bu, ana temasımız bu. Kişinin dünya görüşü, düşüncesi, hayat bakışı ne olursa olsun sonuç itibarıyla insanız. İnsan olduğumuzdan dolayı yapacağımız şey nedir? Yapacağımız şey yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Bu minval üzerine gidersek tabii ki insanlar bu dünyada doğan, yaşayan ve sonuç itibarıyla Hakk'ın rahmetine kavuşan canlılarız. Bütün canlılar böyle. Eşref-i mahlukat, yani mahlukların en yücesi insan, her şey insan için. Dolayısıyla Rabbimiz bütün her şeyi insan için yarattığından dolayı bizler de eşref-i mahlukat olmanın sevinci ve onurunu, kimliğini taşıyoruz. Biz de bu kimlik ile geçmişten günümüze gelen süreçte insanlık değerlerini unutmamamız lazım. Paylaşım, kardeşlik. Ve tabii ki konumuz aile, aile bütünlüğü, ailenin sıcak ortamı, ailenin sıcak atmosferi ne yapıyor? Bizi hayata bağlıyor. Dinimizin emri, İslamiyet'in emri nedir? Ailenin bütün olması, bir bütünlük içerisinde yaşamamızı sağlıyor. Bu konuda güzel ahlak sahibi, örnek insan, Peygamberimiz Hazreti Muhammed, insanlığın örnek şahsiyeti de hem bir aile babası olarak bize ne yapmıştır? Bir numune olmuştur. Geçmişten günümüze baktığımız zaman bir numune olmuştur. Ben gelirken baktım böyle notlara. Hazreti Muhammed Peygamberimiz torunlarını seviyor. Hazreti Hüseyin'le Hasan'ı seviyor. Bir tanesi, uzaktan birisi bakıyor, diyor ki efendim diyor, benim de çok torunlarım var diyor ama ben bu kadar sevgiyi, bu kadar ilgi göstermiyorum diyor çocuklarıma, torunlarıma, siz niye gösteriyorsunuz diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz de diyor ki eğer Allah senin içinden, senin kalbinden merhameti, şefkati çıkarmışsa ben ne yapayım diyor. Dolayısıyla insanlar bu şekilde gidişat bu şekilde dünyaya baktığımız zaman sonuç itibarıyla nüfusun artışı, çocuk sayısının artışı,
ülkelere göre, toplumlara göre değişik bir seyir gösteriyor. Bu seyirdeki amaç nedir? Yani toplumların nüfusu azalıyor mu, çoğalıyor mu? Batı'ya bakıyoruz. Yani Doğu ve Batı dengesine baktığımız zaman Batı'nın nüfusu giderek azalıyor. Hangi nüfus azalıyor? Gençlik nüfusu azalıyor. Gençlik deyince ne akla geliyor? Gençlik zindelik, canlılık, hayatın yaşam kaynağı. Yani bizler devir dayımız. Yaşlılar yaşlanacağız ve gideceğiz. Bizden sonra genç bir nüfusun gelmesi, dinamizmin gelmesi nedir? Yeni nesillere olan güveni, olan itimadı artırmak amacıyla ne yapmamız gerekiyor? Gelecek nesli de donanımlı yetiştirmemiz gerekir. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Diyor ki, gençleri bugünün değil, yarının gereklerine göre yetiştirin. Dolayısıyla buradaki konjöktör dinimiz yani geleceğe de ışık tutuyor. Yani çocuklarınıza ata binmeyi, silah kullanmayı, yüzmeyi öğretin diyor. Yani buraya baktığımız zaman yüzme öğrenmek, ata binmek, yani ata binmek derken bugün vasıta kullanmak anlamında. Yani İslamiyet'in dinimiz kolaylık dini. Dolayısıyla çocuklarımızı yetiştirirken ne yapmamız gerekiyor? Bugünün gereklerine göre değil, yarın gereklerine göre yetiştirmemiz İnşallah. Gerektiğini görüyoruz. Evet, kıymetli hocam, hakikaten Rabbim yarının büyükleri olan çocuklarımızı yetiştirme politikasında hassas olmayı nasip eylesin. Amin, amin. Ben bu hafta komple Gaziantep'teydim. Bu arada Gaziantep'teki bütün herkese selam ediyorum. Tabii yaklaşık 15 programla yaklaşık 15 okulu gezdik. Gençleri gerçekten gördük, görme fırsatımız oldu. Onlarla evet. Buluştuk, muhabbet ettik, sohbet ettik ve gerçekten gençlerimizin varlığı bize ayrı bir umut veriyor. Şu anda beni izleyen birçok böyle Gaziantep'li genç kardeşim var, hanım kardeşim var, delikanlı kardeşim var. Herkese çok selam olsun. Özellikle yani Gaziantep Lisesi'nden efendim Sosyal Bilimler Lisesi'ne kadar, efendim işte Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, efendim Harun Demir, bunlar hepsi hakikaten çok kıymetli okullar. Tabii şu anda bütün okulların isimleri aklıma gelmiyor ama her uğradığım okulda ayrı bir enerji aldım. Herkese selam olsun. Tabii bizi bir araya getirmeye vesile olan Büyükşehir Belediye'miz, belediye başkanımız Fatma Şahin Hanım Efendi'ye. Eski bakanlarımızdan şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve özellikle Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanımız efendim Zekeriya Efiloğlu'na, efendim şube müdürleri Fatih Bey'e ve diğer ekibindeki arkadaşlara hakikaten çok teşekkür ediyorum. Gençlere ayrı bir önem vermişler. Gençlere önem verenlerin enerjisi bir başkadır ve orada apayrı bir enerji gördüm. Ulaşılmadık genç bırakmayacağız diye gayret ediyorlar. Ben de işte gençlere önem veren, kıymetli Ramazan hocam, gençlere önem verenlerin arkasına koşup gidiyorum. Rabbim inşallah onları muvaffak eylesin. Gaziantep'e, ülkeme, gençlere, gençlerimize selam olsun. Duam hep sizinle sevgili gençler. Gençlere el atan, el uzatan herkese gerçekten dualarımda onlara özel yer veriyorum. Rabbim inşallah o gençleri daimi kılsın. Evet, efendim kısa bir ara verelim. Hemen buradayız inşallah. Evet, aile vaktine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir ara dedik ve hemen buradayız inşallah. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ramazan Topdemir ile birlikteyiz. Kıymetli hocam, siz az önce gerçekten dualarla böyle gençliğimizin daha güzel bir boyuta taşınmasını arzu ettiniz. Ben hemen şuraya dönmek istiyorum aslında. Genç nüfus bakımında dünyada şu andaki genel durum nedir? Artı ülkemizdeki gençlere yönelik politikalarda neler yapılıyor? Kısaca böyle biraz bu manada yorumlarınızı bekliyorum. Dünyaya baktığımız zaman Doğu ve Batı
eksenlerine baktığımız zaman Batı nüfusu, genç nüfusu giderek azalıyor. Yaşlılar var, yaşlılar çoğunlukta, evet. Gençlik azalıyor. Doğu eksenine baktığımızda mesela Hindistan ve Türkiye birçok ülkeye baktığımızda bizim doğu toplumunda nüfus var, nüfus artıyor ve elhamdülillah hiç kimsenin bir geçim kaygısı, bir sıkıntısı da yok. Dolayısıyla her şey Allah'ın takdiriyle, rızık Allah'tandır düşüncesiyle bolluk bereket içerisinde toplumumuz yaşıyor. Dolayısıyla bu minimal üzerinde bakacak olursak nüfusumuz, İslam nüfusunun artması, çok olması bizim için bir iftar kaynağı. Peki, yani Batı'da kıymetli hocam, çocuk yapmamanın nedenleri nelerdir? Yani kendi huzurlarını kaçırmak mı istemiyorlar? Rahatlarına kıymak mı istemiyorlar? Ya da nesil yetiştirme, güzel bir nesil bırakma gibi bir dertleri mi yok? Yoksa gerçekten ahiret inancının olmaması ya da öldükten sonraki efendim dirilmemen olmamasından dolayı insanlar çok da burada zahmete girmek mi istemiyorlar acaba? Nedir problem? Yani tabii değişik faktörleri var ama birinci sırada özlerini, rahatlarını bozmak istemiyorlar. Yani bir söz var, sözde diyor ki yarınlar yorgun insanların değil, yarınlar rahatlarına kıyanların olacaktır. Dolayısıyla bunlar bireysellik, ferdi yaşam dediğimiz olay, kendin pişir kendin ye, yani çocuk 18 doldu mu adı güle güle mantığıyla gittiklerinden dolayı kendi özlerini, kendi özel zevklerini engellemek istemiyorlar. İşte gece saat 3'te kalkacak da çocuğa süt verecek, anne baba kalkacak, oraya gidecek, buraya gidecek, markette, eczaneydi gibi böyle yani yaşamın vermiş olduğu hengameden uzak durmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla tabii inanç da bu konu üzerinde en önemli faktör. Bu da önemli. Esas temel ana mesele bu. Neslin devamı, yani nesil devam edecek. Devam edecek ve güzel bireyler yetişecek. Ağaç gibi, yeşil, hür, orman gibi yani güzel bir manzara çıkacak. Dolayısıyla güzel günlerin çocukların olması için bizden sonra neslimizi devam ettirecek insanlara ihtiyacımız var. Yani çocuklar için bu olmazsa olmaz. Çocuklar için, gençler için bugününü feda eden ebeveynler lazım. Mutlaka. Genç varsa, çocuk varsa, evet, benim gerçekten dert edinmem lazım. Ben Gaziantep'teki okulları dolaşırken, hı-hı, gençlere de onu şöyle ifade ettim. Dedim ki yani yollara dökülüp gelmemin bir nedeni var. Evet. Yani yoksa evimde oturmak, hı-hı, varken efendim işte farklı işlerin peşinde koşmam varken benim yollara dökülmemin nedeni, evet, işte gençlerimle beraber, hı-hı, ortak bir derdi paylaşıp, evet, birlikte bir karar vermek. Yani bu şu demektir aslında. Ben rahatıma kıyıyorum. Tabii. O zaman anne baba rahatına kıymalı. Evet. Efendim işte idareciler rahatlarına kıymalılar. Ben mesela işte Gaziantep'te en son hani örneği oradan veriyorum. Oradaki arkadaşların işte Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın gerçekten bir baktım ki herkes bir seferber olmuş durumda. Evet, güzel. Acaba okullara daha nasıl ulaşabiliriz? Acaba gençliğimizi daha çok tabir yerindeyse bataklıktan kurtarmak için onlara nasıl bir sportif faaliyet kazandırabiliriz? Nasıl bir etkinlik içerisine koyabiliriz? Onları hangi projelerde meşgul ederek onlara bir meslek, bir beceri kazandırabiliriz? Bunun varlığını gördüm. Bu da beni çok mutlu, evet, etti yani. Gerçekten önemli. Demek ki rahatlarını kıymak istemeyenler yani, var yani. Onları için böyle bir kısır döngü içerisine giriyorlar. Dolayısıyla şimdi gençliğin karşısına bir hedef konulduğu zaman gençlikte enerji de var, ataklık da var. Dolayısıyla tuttuğunu kuparan bir güç var maşallah. Evet. Dolayısıyla biz toplum olarak bir tablo koyarsak, bir hedef belirlersek ne olur? Karşılığını alırız. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri, yani Şehzade Mehmet, küçük yaşta denizin kenarında çizgiler çiziyormuş. Hocası demiş ki sen ne yapıyorsun Mehmet? Demiş ben İstanbul nasıl alınır, Konstantinopolis nasıl alınır, onun planlarını yapıyorum diyen çocuk
12 yaşında, 13 yaşında bir çocuk. Yani o yani. Küçük çocuğun bile hayalini, hedefini belirlemek lazım. Kesinlikle. Aslında işte bu anne ve babanın yapması gerekiyor. Yani ona neler yaptırmak istiyorsak onun hayal ve hedefini bizim gerçekleştirmek Hatta için bulmak. Tabiri ise onun alemini onunla canlandırmamız lazım. Kıvvet Hocam buyurun. İlk olarak söyleyeyim. Orhan Osmanlı döneminin ilk kuruluşunda Orhan Gazi ve abisi Alaaddin var. Osman Bey rahmetli olacağı zaman temayül gereği büyük kardeş, büyük ağabeyin padişah olması gerekiyor. Alaaddin diyor ki, ağabey Alaaddin diyor, ben kabiliyetim, istidadım bu ülkeyi yönetmede yok. Ben ülkeyi yönetemem. Benim mizacım buna uygun değil. Orduları temsil edemem. Ben sanatla uğraşmak istiyorum. Musikiyle uğraşmak istiyorum. Dolayısıyla ben bu görev istemiyorum. Kardeşim Orhan alsın diyor. Bakın bir hükümdarlık söz konusu, bir yönetim söz konusu. Yani kavga yapalım, taht kavgası yapalım yok. Ben yapamıyorum. Yani burada gençliğe, çocuklara kabiliyetine göre yönlendirirsek, ya baba diyor ki benim oğlum işte kaymakam olsun. Tamam da çocuk olmak istemiyor. Yani bunu dayatmanın, bunu zorlamanın bir anlamı yok ki. Ya da yönetici olmak istemiyor çocuk. O zaman çocuklarımıza yani, iyi hedef ve hayaller belirlemek için bize düşen vazifeler var. Kolları sıvamak lazım. Evet. Yani Fatih Sultan Mehmet'in annesine bakın. Ben Gaziantep'te gençlerle de bunu paylaştım. Çocuklarını, daha doğrusu çocuğunu, yani Fatih Sultan Mehmet'i emzirirken annesinin Fetih Suresini sesli bir şekilde abdestli okuduğuna dair cümleler sarf ettim. Evet, gerçekten o Hatice Hüme annemiz Fatih Sultan Mehmet'i emzirirken abdestli emziriyor. Ve ona fetih müyesser olsun nidasıyla Kur'an'dan ayet-i kerimeler kalbine, gönlüne, ruhuna. Tabii ki o çocuk 12-13 yaşta ya da 8-9 yaşlarındayken Efendimiz çamurdan heykeller yapacak ya da çamurdan kaleler yapacak. Ben İstanbul fethinin planını çiziyorum dedirtecek yani. Hatta Akşemseddin hocası, Mehmet Şehzade Mehmet'in hocası Akşemseddin ile Şehzade Mehmet'in babası konuşuyorlar. Baba diyor ki, ya ben alacağım diyor İstanbul'u. İstanbul'u alacağım diyor. Böyle kendini sıkarak, yorarak Akşemseddin diyor ki, nasip Beşik'teki çocuğa olacak. Siz kendinizi fazla yormayın diyor, hünkârım diyor. Yani bu kendisine ayan oluyor. Evet. Dolayısıyla bu var. Ve günümüze baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ilginçtir. Müderris olmak için İstanbul Üniversitesi'ne, Darülfünun'a o zaman o dönemde kuruluyor. Müderris olmak istiyor. Başvuru yapıyor. Hocalar padişahı Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni imtihan yapıyorlar. İlk imtihanda imtihanı geçemiyor. Müderrisler diyor ki, siz bu imtihanı geçemediniz hünkârım. Biraz daha hazırlanın. Eksiklikleriniz var. Bir daha gelin. Ve ikinci de müderris olma sıfatını alıyor. Yani bunlar iyi yetişmiş, donanımlı, kendini bilen şahsiyetler. Ordu komutanı, sanatkar, Avni lakaplı şair. Yani birkaç meziyet var. Şimdi diyecek ki izleyicilerimiz, ya bizim bir sürü efendim yardımcılarımız olsa, bir sürü imkanlarımız olsa biz de öyle yaparız. Yabancı dil öğreniriz. Şimdi daha fazla var yani. Yabancı dil öğrenmeye de, efendime söyleyeyim, donanıma da kat kat teknoloji ileri yani. Yani şu anda bizim aslında sıradan ayda 3000 lira maaş alan bir Ahmet Efendi, bir Mehmet Efendi işte ya da işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım'ın evi, evindeki konforu bir kere Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaşadığı döneminde ve onun yaşadığı sarayından çok daha konforlu. Kesinlikle. Ben Gaziantep'te okulda şöyle gençlere şunu ifade ettim. Hatta okulun birisinde elimi duvara vurdum. Dedim ki, Fatih Sultan Mehmet hiç böyle nakışlı, efendim boyalı, sıvalı bir evde oturmadı. Taş binaların içinde oturdu. Bu bir... Topkapı Sarayı bunlardan bir tanesi. Öyle. Efendim işte hiçbir zaman bu kadar lüks böyle bir halının üzerine basmadı.
Bu kadar lüks bir ki Gaziantep TÜGVA'da gençlerle beraberdim. Bu arada hakikaten Gaziantep'teki TÜGVA çalışanlarına, idarecilerine, hakikaten oraya gelen gençlere hakikaten selam olsun. Yani şu üzerine bastığınız halı var ya, evet, o halıya asla basmadığı gibi şu koltuklarda da oturmadı Fatih Sultan Mehmet. Ama Fatih Sultan Mehmet'in şimdi bir yönü var. Evet. Parantez içerisinde. Buyurun. Kestim. Çok kararlı. İşte gençliğimizin, bugünkü gençliğimizin tek zayıf noktası o. Ne diyor Fatih Sultan Mehmet? Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır. Bu kadar. Ya şuraya geleceğim, ya buraya geleceğim diyecek delikanlıya. Hedef gösterecek. Öyle bilmem ki, bilmiyorum ki. Büyükler nedir, o nedir, bu nedirdir? Değil. Kendi kararını kendi verecek ve o istikamette asla ve katlanacak. Ama işte ondan önce bir zemini hazırlamak lazım. Yani biz büyükler, ebeveynler, idareciler, öğretmenler, evet, belediye hizmetini yürüten efendim kişiler, evet, bu gençlere... Şimdi sevgili gençler, dikkat ederseniz sizden yana davranıyorum ha. Sizi savunuyorum. Cansınız, hepiniz cansınız sevgili gençlere. Şimdi bu gençlerin elinden tuttuk da gençler elimizden tutup gelmediler mi? Biz bu gençlere yol açtık da o yolda yürümediler mi? Biz o gençlere ışık olduk da bizim ışığımızı efendim kendilerine kapattılar mı? Biz onlara bilgi, beceri ortamı hazırladık da onu, evet, kullanmadılar mı? Onlara sportif faaliyetlerde efendim meşgul ettik de sporcu olmadılar mı? Evet. Sanat dünyasında efendim zemin hazırladık, kabiliyetler açığa çıkmadı mı? Evet. Efendim işte bakın, bir matematik dersini, bir fizik dersini, bir sayısal dersini bir öğrenci yapamıyorsa gerçekten öğretmenin sorgulanmasına, evet, ihtiyacı var. Şimdi, anne babanın bunu sorgulamaya ihtiyacı var. Yani bu çocuk neden başarısız, bu genç neden başarısız diye bizim hak hakikaten yani önce çıvaldızı kendimize batırmamız, evet, gerekiyor. Şimdi iki zayıf yani, nokta var burada. Zemini hazırlarsak, evet, ya İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni alır. Bir... O kararlılık ondan sonra çıkıyor. Ama işte ailelerin ve hocaların bir zayıf noktası var. Özellikle ailelerin çocuklarını yetiştirirken iki M'ye önem veriyorlar. Bir, mukayese. Aile birileriyle mukayese ediyor. Komşusuyla, alt komşusuyla, üst komşusuyla, akrabasıyla. Sen, onun oğlu böyle yaptı, onun çocuğu şu puan aldı. O oraya girdi, buraya girdi. Birinci mukayese. İki, mükemmeliyetçilik. Diyor ki benim oğlum hiçbir zaman veya kızım hiçbir zaman yanlış yapmayacaktır. Mükemmel olacaktır. Kendisi mükemmelmiş gibi. Evet. O zaman çocuğum acaba ben gözlüğü tuttum ama düşüreceğim mi, düşürmeyeceğim mi? Burada onun peşinde. Bırak. Yapsınlar. Hayat nedir? Deneme yanılma yoluyla. Evet. Çocuğa bir alan açarsak anneler babalar olarak. İşte benim maksadım bu yani. Anne ocağında, baba ocağında, evet, anne kucağında, baba ocağında bir alan açarsak, onu kabiliyetine göre yönlendirirsek ne yaparız? Çocuk ne şunlama olur. Evet. Ve belli bir seviyeye gelir. Daha sonra okula gittiği zaman öğretmen de idealizm, hedef, hayatından bezmiş, yorulmuş, yıllar yorgun, ben yorgun der gibi hocalar olursa, yani hepsine değil, biz de eğitimciyiz, hepsini söylemiyorum, olanları kastediyorum. İyiler baş tacı Urfalıların deyimiyle. Dolayısıyla buna dikkat edersek ne olur? Daha dinamizm, daha sorgulayıcı, neden, nasıl, niçin sorularını soran gençlik lazım bize. Yani bizim hatırlatmaya, evet, ve iyi rehberlik yapmaya ihtiyacımız, kesinlikle, var. Kıymetli hocam bakın, mesela şu medya mevzusunu, evet, değil mi? Hepimizi esir eden, tabii, şu sosyal medyadan bahsediyorum. Ben gençlerle şunları paylaştım ve ilk defa belki de literatürde ilk defa biz kullandık, hı, kullanıyoruz. Dedim ki gençler, evet, gelin hep beraber, evet, bir diyet yapalım. Hı hı. Böyle çocuklar tabii şaşırıyorlar. Aha. Diyet yapalım. Nasıl bir diyet yapacağız? Yani doktora gittiğimiz zaman sağlığımız için, evet, kilomuz için, evet, efendim hastalıklar için bize şunları, şunları, şunları yiyin, şunları da yemeyin, hı, demiyorlar mı diyetisyenler? Diyorlar. Gelin biz de kendi kendimize diyetisyenlik yapalım. Nasıl yapalım? Bakın kıymetli hocam, Dünya Sağlık Örgütü, evet, şu anda sosyal medyaya olan bağımlılığı hastalık olarak nitelendirdi. Evet, korkunç bir şey. Hastalık olarak nitelendirdi. Dedim ki gençler gelin bir diyet yapalım. Ne diyeti? Medya diyeti. Duymuş muydunuz hocam? Hayır. Evet. Hiç kimse duymamış. Gelin bu medya diyetini biz kullanalım. Önümüze gelen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir ifadesi var. Evet. Diyor ki sizin
duyduklarınızı konuşuyor olmanız size günah olarak yeter. Evet. Şimdi beynimiz düşünmüyorsa, gençlerimiz perişan durumdalarsa, ki ben bu ülkenin gençlerini perişan olarak görmeyenlerdenim. Değil, kesinlikle. Efendim işte sıkıntılarımız varsa, gençlerimiz başarısızsa, gençlerimiz yol alamıyorsa, evet, şu bağımlılıktan biz kurtaramıyoruz. Evet, kurtaramıyoruz. Bakın, biz madem konuştuklarımızı, evet, günah olarak bize Efendimiz yeter diyorsa, biz acaba gördüklerimizi, izlediklerimizi günah olarak kabul etsek? Evet. Dedim gençler, her video izlemeyelim. Yani. Her resmi, evet, kadın erkek, aha, zoomlayarak bakmayalım. Tabii. Çünkü benim peygamberim yalnızken, aha, yalnızken bir psikolojiden bahsediyor. Evet. Onu da anlattım gençlere. Hı. Gaziantep'li gençler şanslılar. Gaziantep, evet, gündemde. Hakikaten yok, çok, benim için çok önemli bir hatıra oldu. Ama Gaziantep de ben, iyi yönde, gelişim yönde gerçekten. Çok güzel şeyler var. Tabii güzel. Ben orada güzel bir gençlik yakaladığım için, gördüğüm için özellikle onu ifade ettim. Çünkü bu fikrimi ilk defa onlarla paylaştım. Evet, bak ondan sonra ilk defa medyada paylaşıyorum. Evet. Çünkü önce oraya gittim. Medya diyetini. Hı. Hocam uçakta gidiyorum. Bir anne telefonla bağımlı. Oyun oynuyor. Uçakta biliyorsunuz uçak moduna alınıyor. Evet. İnternetiniz yok. O anne telefonla öyle bir dalmış ki yanında 3 yaşındaki çocuk ağlıyor, evet, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Önemsemiyor. Dedim ki bu ne bağımlılık ya? Ya maalesef. Biz buna bir diyet uygulamasak bu kadın değil, bu çocuk heba olacak. Şimdi hocam oradan ilhamla o fikrimi önce Gaziantep'li gençlere paylaştım. Ondan sonra buraya taşıyorum. Evet. Şimdi bu vesileyle bizim medya diyetine ihtiyacımız var. Kesinlikle. Eğer ben gençlere, mesela bazı gençler gelip bana şunu söylüyorlar. Hocam diyorlar, ben unutuyorum. Unutkanlık başladı bende. Evet. Yahu unutkanlık, hı, zihin fonksiyonların azaldığı yaşlılık döneminde olur. Kısmen olur. İşte, evet, Alzheimer gibi bir hastalık, evet, olur. Ama şimdi bazı gençler hocam sık sık ben unutuyorum diyor. Acaba Büyük İslam alimlerinden birisinin ifadesiyle harama nazar nisyan verir diyor. Evet yani. Harama nazar nisyan verir. Harama bakmak unutkanlık verir. Acaba biz çok mu haram işliyoruz ki unutmaya başladık? Evet. Öyle. Yani burada yani biz bu gençlere bunu hatırlatsak, gençlerimiz bizi dinlerler hocam. Mesela ben polis okulunda derse girmiştim 2 sene önce. Ders başladı mı herkes telefonlarını bir rafa var, rafa koyuyor. Ders bitene kadar, yani 9'da ders başlıyorsa 12'ye kadar kimse telefonla meşgul olmuyor. Telefon bitiyor. Bir de böyle görüntülü bir şey yok. Bildiğimiz sadece, evet, iletişim kurmak, yani kişiyle bağlantı kurmak. Ama mesaiden sonra işte gençlik dediğiniz ya, diyet, bu şekilde bir diyet uygulanırsa, yani 2 saat bakmayacağım, 3 saat bakmayacağım denilirse, o zaman en azından kafamızdaki dersimiz, mesuliyetlerimiz, sorumluluklarımızı ne yaparız? Alırız. Şimdi bazen ders anlatıyorsun. Ders anlattığımızda öğrenci girmiş, konuşuyor, bakıyor, okuyor, çiziyor. Bakıyorsun ki kopmuş, dünyayla kopmuş ya. Yani. Kopmuş. Öyle olunca da diyorsun Allah Allah ya, niye oldu? Yani ben kendim mümkün mertebe telefonlarını kapatmalarını şey yapıyorum. Evet. Şimdi mesela hocam ben kitabımı gençlerle imzalamaya gitmiştim aynı zamanda. Ben bu mevzu paylaştım. Hı hı. Medya diyetini paylaştım. Evet. Emin olun Instagram sayfamdan o kadar hanım kız, delikanlı, evet, evet, bana ulaştılar ki dünden beri, bakın, hı, dünden beri belki ondan fazla kişi bana şunu ifade etti. Hocam medya diyetiyle ben artık güzel bir, evet, ifade, yani sağlıkla da bağlantılı olduğu medya diyetiyle beraber ben artık ara verdim, evet, diyor. Evet. Güzel bir, bakın, kopun demedim. Hı. Medyayı kullanmayın demiyorum. Yani kopma. Ama tabii ara vermek lazım. Tabii. Günün içerisinde Amerika'dan sonra en çok medya bağımlı olan topluluk biziz. Evet. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin insanları, anne ve babaları. Peki biz büyükler gençlere anlattık da, bak ben anlattım, bazı gençler bana dönüş yaptılar. Hocam ben medyaya ara vereceğim. Şimdi bu kadar Avrupa'ya göre genç bir nüfusa sahipsak, o zaman bu gençleri kullanmak, onlara iyi rehberlik yapmak lazım. Tabii, değil mi? Şimdi biz genelde belli yaşlarda, orta yaşlarda ve ileri yaşlardakiler diyoruz ki ya bizim zamanımızda okul mu vardı, ders mi vardı, bu imkanlar mı vardı? Ya bu gençlere bakın. Şimdi bilgine soruyorlar, en mutlu kimdir diyorlar yeryüzünde. En mutlu kişi diyor dağdaki çobandır. Neden? Çünkü hayvan sayıları belli, otlattığı hayvan sayıları belli, meşguliyeti az. Bu kadar, evine gidiyor.
Akşam evine gidiyor, sabah da çıkıyor dışarıya. Ama herkes çoban değil. Evet, değil. Ve herkes çobanlık yapmak değil için mi? Gelmemiş ya, gelmem. Ya. Dolayısıyla o zaman ne yapmamız gerekiyor? Alıcılar çok, alıcılar dediğiniz gibi diyetle azaltacağız yani. Yoksa düştün yana kopalım efendim, medya ne diyor, evet, evet. İnsanlar ne yapıyor? Tabii ki kopmamak lazım. Yani Hazreti Ali'nin sözü az önce söylemiştim. Çocuklarınızı bugüne göre değil, yarının gereklerine göre yetiştirin. Mesela Peygamberimiz bir gün mescide gidiyor, bir sahabe bir lamba getiriyor. Acaba sahabeler diyor ki kızar mı, bir şey mi söyle peygamberin? Ki onu da şeyden getirmiş, Şam'dan evet. getirmiş, gayrimüslim diyarlarından değil birisinden mi? Getirmiş. Yani o maşallah ne güzel aydınlattım şeyimizi, mescidimizi diyor. Yani tabii ki biz teknolojiyle, donanımla, donanımlı olacağız. Ancak esir olmayacağız yani. Esaret yok, medyaya esaret yok. Ama esir olmuş durumdayız. Esaret biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle fazlasıyla dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bir tehlike bizi bekliyor sanıyorum kıymetli hocam. Şimdi bağımlılıktan dolayı düşünemeyen bir beyin tabii, bu sefer gelecek nesli de tetikliyor. Etkin. Niye ben sorumluluk alayım ki? Niye başkasının yükünü çekeyim ki? Evet. Avrupalıların yarınları için bugünlerine feda edemedikleri gibi ben niye huzurumu kaçırayım diye. O zaman genç nüfusun sayısı eğer bu şekilde devam ederse azalıyor. Düşecek, maalesef. Azalacak. Azalıyor. O zaman diyorum ki gelin biraz bir kez daha. O var, bir de dikkat edelim. Evliliklerden de artık delikanlı 25, 30, 35 olmuş. Ne bekliyorsun? Otobüs mü bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Evlen artık. Evlenmiyor. İşte alıcılar değişti. Bu sorumluluktan dolayı mı hocam? Çocuk tabii, yapamıyoruz. Yani o sorumluluğa girmek istemiyor, rahatını bozmak istemiyor, uğraşmak istemiyor. Bir de medya görüyor değişik haberleri, yazışmaları. Allah Allah, ben de aynı travma mı geçiririm, başıma bir şey mi gelir? Yani medyanın üslubu, dili, aile hayatının özelliğini fazla yani safi zihinleri bulandırmaması gerekiyor ki insanlar ürküyor yani, korkuyor. Allah Allah diyor, ben gidip de durup dururken kendime iş mi alayım? Yani, ekmek elden, su gölden gidiyoruz işte. Ne hocam, yeri gelmişken sormak istiyorum da. Buyurun. Sizin de zaman zaman araştırmalarınızın evet. olduğu bir konu olduğunu az çok tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanımızın Allah bu arada selametini versin, ülkeden ülkeye, memleketten memlekete, programdan programa koşuyor. Rabbim bu ümmetin omuzlarına koymuş olduğunu ona hissettirmiş, onun için koşuyor. Allah güç kuvvet tabii. versin bu arada. Cumhurbaşkanımızın bir hatırlatması vardı. Böyle hem iltifatı vardı hem hatırlatması vardı. Üç çocuk yapın. Evet. Sonra bu biraz daha hani çok çocuklu olmaya teşvik etti. Bunun altında yatan neden neydi? Ve gerçekten biz şu anda buna dikkat etmezsek bize nasıl bir tehlike görünüyor? Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri, bu konuyla ilgili ifadeleri ve tavsiyelerinin arka planı var, tarihsel arka planı var. Cumhuriyet döneminde 1922 tarihinde yapılan beyanlarda şu söyleniyor, çıkan yasalarda, 1935'te çıkan yasalarda deniliyor ki nüfusumuz genç olması gerekiyor. Nüfusumuzun her taraf, bütün ülkemizin, bütün şehirlerimizin cıvıl cıvıl yapması için 6 çocuk politikası uygulansın. 6 çocuk sahibi olan ailelere vergilerden muaf olacaklardır ve 6 çocuk olan aileler altın madalya ile ödüllendirilecektir deniliyor. Bir. İkincisi, Gürbüz çocuk yarışması yapılıyor 1935'lerde. Hocam özür dilerim. Yani Cumhurbaşkanımızın en az 3 dediği politikayı Cumhuriyet dönemi 6 olarak mı verilemiş? Tabii, ben mesela hazırladığım bu kitapta evet. Burada sosyal yaşamda Atatürk ve Cumhuriyet, Atatürk'ün 6 çocuk politikası var. Dolayısıyla bu rada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelmiş. Sağlık Bakanlığı gündeme almış ve demiş ki 6 çocuk yapanlara destek vereceğiz. Nüfusumuz artmış şeklinde icraatlar yapılmış. O zaman şöyle hemen bir şey diyeceğiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanımızın en az 3 çocuk politikasını eleştirenlere aslında Cumhuriyet dönemindeki bu politikayı evet. göstermek lazım, tabii. hatırlatmak lazım. Yani Cumhurbaşkanımız her geçen gün Avrupa ve dünya genelinde çocukluk yaşının düşmesi, efendim işte genç kuşağının azalması, yaşlı kuşağın fazlalaşmasını efendim öngördüğünden, Türkiye'deki bu olumsuz akıbetin yaşanmaması adına 3 çocuk politikasını eleştirenler vardı. Evet.
Efendim bu eleştirenler demek ki efendim Cumhuriyet dönemini, yani işte efendim o dönem politikasının arkasına sığınan ideolojik yapıya sahip insanlar demek ki bilmiyorlar. Evet. Yani bilseler Cumhuriyet döneminde efendim işte 6 çocuk yapılacak ve 6 çocuk yapanlara da 6 madalyayla ödüllendirilecek. Kesinlikle. Bu politikayı da bilmiyorlar. Yani Çevre Süreyya Aydemir'in Kadro dergisinde yazıklar yazılar. Evet. Politika, hükümetlerin nüfus politikaları da kaynak olarak gösterilebilir. Yani bu hayali şeyler değil. Çalışmalarda olan konular. Hatta 1922'de bekarlardan vergi alınması, 25 yaşını dolduran ve 25 yaşında geçenler de dinlesin bunu. 25 yaşını dolduranlar ve aklı dengesi yerinde olanlar, sağlığı yerinde olanların evlenmesi gerekiyor. Evlenmediği takdirde gelirlerinin 1/4'ünü Ziraat Bankası'nın şu numaralı hesabına yatırmaları gerekir şeklinde gündeme geliyor yani. Dur hocam ya, böyle şok edici cümleler kullanıyorsunuz. Evet. Yani şimdi düşünsenize, biz şu anda bir yasa çıkarsak, evet, bekarlar efendim 25 yaşını, evet, geçmiş bütün bekarlar efendim vergi verecekler. Hocam vallahi ayyuka çıkar. Efendim işte, evet, tencere kalmaz evde. Tencere, tava herhalde, evet, piyasaya çıkar. Kesinlikle. Ya Cumhuriyet döneminde, 1922'de Cumhuriyet döneminde gündeme gelmiş. Evet, Mustafa Kemal'in herhalde onayıyla oluşturulmuş bir şey. Evet. O zaman bunu bilmiyorlar. Tencere, tava böyle çalanlara böyle hatırlatmak lazım. Bekarlardan bir olması hususu. Bir de evlilik yaşı biraz daha aşağıya inmesi lazım. 8'de bu gündeme geliyor. Rüştü Saracoğlu o zaman Adliye Bakanıymış. Gündeme gelmiş ve denilmiş ki yani 18 yaşındaki erkeklerin yaşı 17'ye, kızlarınki de 16'ya, 15'e inmesi mümkündür. Bunların evlenerek nüfusumuzun çoğalmasını sağlasınlar şeklinde yasalar oldu. Hatırlarsınız, birkaç yıl önce AK Parti ile CHP arasında bir polemik oldu. Neden böyle bir yasa söz konusu, işte kız çocuklarının yaşı küçültülüyor, erkeklerin yaşı küçültülüyor şeklinde. Hayli hayli Aile Bakanlığı'nı gündemine eleştirildiler. Niye böyle bir şey mi oldu? Evet. Bakın Cumhuriyet döneminde var. Hatta Akit gazetesinde de bu, o dönemde sanırım gazetede yayınlandı bu şey. Erken evlilikle ilgili yasalar yayınlandı. Demek istediğim, yani Cumhuriyet döneminin kuruluşu 1930-38 dönemlerde bu faaliyetler, nüfusun arttırılması, bekarlardan vergi alınması gündeme gelmiş ve 6 çocuk politikası, bakın altını çizmek gerekir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bunu konuşurken mutlaka bu bilgilerden de haberi vardır, yani biliyordur. Dolayısıyla 3 çocuk demiş, yani 6 çocuk falan dememiş. Ama bugün 3 çocuk değil de 1 çocuk yapalım, hiç yapmayalım denilirse o zaman vay başımıza ya. Evet, 1 çocuk yapalım, 2 çocuk yapalım, bir daha yapmayalım diyenler aslında nesillerini kestirmek istiyorlar. Kesinlikle. Ya düşünsenize hocam, 2 tane çocuğunuz oldu ya da işte 1 tane çocuğunuz vardı. O çocuğunuzun da çocuğu olmadı. Evet. Ve sizin nesliniz kesilmiş oldu. Bakın, tek çocuklu ailelerin çocukları diyor ki lise son sınıfta okuyan ve üniversiteye gelen diyor, hocam ya keşke benim de bir kardeşim olsaydı. Ya da ablam olsaydı. Ablam olsaydı, evet, abim olsaydı, dertleşirdik, muhabbet ederdik. Yani o çocukların da o hayallerini, evet, kesmeye hiçbir anne babanın hakkı yok. Evet. Yani ikincisi, evet, neslin devam etmesi lazım. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlar içerisinde Müslümanım diyen, yani efendim bu ülkenin vatandaşıyım diyen herkesin mutlaka bu çocuk politikasını dikkate alması lazım. Evet. Aslında Cumhurbaşkanı bir yanda da şunu imaen ifade ediyor gibi geliyor bana. Yani ey çocuksuz aile, hı, ya da bir çocuğu olan aile, sen o çocuğun hayalini evet, diğer çocuklarla besleyerek evin neşesini arttırabilirsin. Kesinlikle. Çocuk bahçesi yapabilirsin. Evini çocuk bahçesi yapabilirsin. Çünkü çocuk bahçesinin neşe var, huzur var, bereket var. Ve bir zaman sonra hocam 10 yaşından itibaren, evet, artık o çocuklar yavaş yavaş dış çevrenin etkisine girmekle anne babasına artık yavaş yavaş kopuyor demektir. Kesinlikle. Yani ey yalnız kalacak olan anne babalar, çocuk yapın, ara ara çocuk yapın ve o çocuklarınız size neşe kaynağı olsun. Hem onlarla rızık gelecek, tabii, bereket tabii, gelecek. Bakın canlılık olacak. Hocam bir de bir politika daha var, onu da söyleyeyim. Bu önemli. Bu 1935'te
umumi müfettiş, doğuda görev yapan Abdullah Alpdoğan adlı bir umumi müfettiş şöyle bir tespitte bulunuyor. Hocam Abdullah Bey'in şeyine geçmeden bu bekarları çünkü o evet vergi alınması yani bu tabii tasvip edilir edilmez. O ayrı bizim, ayrı bir şeyimiz ama şu anda bizi bizi tedirgin eden neslin karışmasına neden olan maalesef efendim işte nerede akşam orada sabah diyen gençlerin sayısı artıyor. Ve sorumluluk bilinci yok. Şimdi erken yaşta yani 20 yaş ve hemen sonrasında. Evet 24-25 ideal bir dönemdir. Gerçekten ideal bir dönemdir. Ama 25'i geçmiş insanlar, gençler artık evlenmek istemiyorlar. Çünkü bir anne babalarındaki gördükleri profil olumsuz. Çocuk istemiyor. İstemeyen bir anne babanın çocuğu. Artık kavga eden anne babanın çocuğu. Olumsuz bir model. Efendim babası hakkında olumsuz düşünen anne. Annesi hakkında olumsuz düşünen bir baba. Şimdi yarın bir gün evleneceğim. Niye başkasının yükünü omuzlarıma alayım? O sorumluluğa girmediği zaman bu insanın üreticilik ruhu artıyor. Azalıyor. Azalıyor, kesinlikle azalıyor. Efendim işte sorumluluk duygusunu almayanların gelecek kaygısı olmaz. Azalıyor. Çünkü delikanlı diyor ki ya ben ne gerek var çocuğa, hasta olursam ambulansı ararım, alır beni götürür. Götürdü de ambulans seni orada indirdi. Ondan sonra ne olacak? Kim sana bakacak? Yani hasta için çocuk büyütelim demiyoruz. Yani hasta olduğumuz zaman, yaşlandığımız zaman bu. Bizim neslimizin çoğalması. Bakın dikkat edin. Ülkemizde misafirlerimiz var, Suriyeliler. Bunları tramvayda, metroda, metrobüste görmüşsünüzdür. Bir bebek arabası var, sırtında bir çocuk var, bir de elinde bir çocuk var. Üç tane çocuk. İmkanları var mı yok mu ayrı bir şey. Müslüman toplumunun vermiş olduğu bir felsefe, bir çoğalma şeyi var, bilinci var yani. Bakın misafirler, doğru dürüst işleri yok, mağdur durumda olanlar var. Ama ona rağmen görüyorsunuzdur, 2-3 çocukla beraber birini sırtına almış, birisi arabada götürüyor. Yani tramvayda, otobüste, metrobüste. Ya güzel de adamın ekonomisi var, durumu var, parası çok. Ama ne yapıyor? Sonuç itibarıyla işte efendim seyahate çıkacağım, yurt dışına gideceğim, Antalya'ya gideyim otele, oraya gideyim nereye, yurt dışına gideyim, buraya gideyim, oraya gideyim deliniyor. Ve gençler şunu bilmiyor ama, gençler yapabilseydi, ihtiyarlar yapabilseydi. Gençler bilmiyor, bildikten sonra iş işten geçiyor. Yani yaş 60'a doğru gittiği zaman evet etrafına bakıyor, kimse kalmadı, yalnızlık başa vurdu, gençlik yok, dikili bir ağaç yok, bir şey yok. Dolayısıyla Anadolu'da çocuğu olmayanlara, yani evlilik yapmayanlara kör ocak derler. Yani ocak tutmuyor, ocak sönmüş. Evet. Bu şekilde bir tabir var yani. Dolayısıyla tabii ki her nimetin bir külfeti olacak. Ailede kavgalar olacak, gürültüler olacak, patırtılar olacak. Mutlaka her yerde var. Dolayısıyla bunun dozunu kaçırmadan dengeli bir şekilde ya sabır ya Allah diyerek yaşam gemimizi devam ettirmemiz bu, lazım. Bu yani. Aile danışmanı olmam hasebiyle buna benzer tabii. İki tane vaka yaşadım. Evet. Birisi hanım kızın annesi bizimle iletişime geçti. Evet. Bir tanesi de delikanlı, yani başka bir aileden de baba bizimle iletişime geçmişti. Birisi tabii sorumsuzluktan dolayı, birisi de bazı ekonomik problemlerden dolayı böyle kendine müracaat etmişler, bana müracaat ettiler. Birisi 30 yaşına gelmiş, hanım kız henüz evlenmemiş. Baba parasını yediğinden dolayı annenin canı yanmış. Evet. Yani üniversiteyi bitiriyor, yaklaşık 5-6 yıldır evde oturuyor, çalışmıyor, evlenmiyor. Baba parasını yediğinden dolayı annenin canı yanıyor. Öbür tarafta da efendim öğrencilik son sınıfta, öğrenci olup son sınıfta evlendirdiği çocuğunun efendim gerçekten sorumluluk alarak üniversiteden hemen sonra İşi tabii kendi mesleğini bulamamış da ama üzerinde yükü var ya, sorumluluğu var ya, hemen ara vermeden çalıştığını ifade etti bana. Güzel. Evet, onu da bekleyen bazı problemler var. Mutlaka vardır. Lakin birisinin erken başladığını, birisinin sorumluluğu omuzlarında hissettiğini, birisi illa ben işime değil mutlaka ekmek kazanmam lazım diyerek mücadele etmiş, iş bulduğuna dair, ha bu da evlilik kerametidir değil mi hocam dedi bana. Evet, evlilik kerameti, evet, bu. Öyle tabii.
Şimdi bereket, bir bereket var orada. Evlilik keramet yani. Öyle. Allah ikram ediyor. O, onun omuzlarında bir aileyi geçindirme yükü var. Allah onu yüklenene yardım etmez mi? Şimdi onun için biraz korkumuz var, endişemiz var. Ben çocuğumu efendim işte hemen üniversiteyi bitirir bitirmez işte efendim evlendirmeyeyim, bir parasını bulsun, bir efendim bir işini bulsun, ondan sonra işte bilmem rayına girsin. Yahu rayına girene kadar 5 yıl geçiyor. Evet. Parayı bulana kadar 5-6 yıl geçiyor. Evet. O zaman o zaman bir çocuk ya da iki çocukla yetiniyor. Evet. Halbuki 25 yaşında itibaren başlasa belki 4-5 çocukla hayatını neşelendirip devam ettirecek. Yani burada hanımefendilerin ve beyefendilerin, özellikle hanımefendilerin bir şeyi var, durumu var. Kariyer mi, çocuk mu? Benim yüksek lisans öğrencim vardı bir hanımefendi. Tezine bakıyoruz. 2 aylık çocuğu var. Eşiyle beraber gelmişler. Eşi çocuğunu kucağına almış, hanımefendi de orada oturmuş, beraber kendilerine tezle alakalı çalışmaları düzeltmeyi yapıyoruz. Kariyer ve çocuk. Çocuk da orada babanın kucağında. Efendim, hanımefendi de tezine yardımcı olduk. Tezini bitirdi, kariyerine devam ediyor. 2 tane çocuğu vardı. Birisi 2 yaşında, birisi 2 aylık. Evet. Engel değil yani. Bakın mesela beni buraya davet ettim. Hanım kardeşlerimizden, yazarlarımızdan. Evet. Bir tanesi Mine İzgi. Hı hı. İzliyorsa selam olsun Mine ablaya. Efendim işte bir de Hatice Kübra Tongar. Evet. Hanım kardeşime selam olsun. İkisi de yani çocukları olan anneler. Evet. Ve ondan sonra çocuk olduktan sonra kariyere başlamışlar. Tabii bir bereket. Ve şu anda kariyer basamaklarını bir bir tırmanıp gidiyorlar yani. Kesinlikle. Ve bunun gibi yüzlerce örnekleri var hayatımızda, sağımızda, solumuzda. Yani hanımefendi 38 yaşına geliyor. Ya diyor benim evet kariyerim bitti ama eş yok piyasada. Eş, yani 38 yaşı artık daha 40 olmuş. Kariyer bitti. Bitti ama evlilik de artık. 38 yaşına gelmiş birisi ancak 28-30 yaşında birisini buluyor. E bu sefer ne oldu? Yaştan dolayı bir problem yaşıyor. Bulabilirse ya da evet. Ki o da bulabilirse çok nadirdir. Tabii. Ya da 48 yaşında birisine efendim gitmek zorunda kalacak. O da ciddi manada çakışmalara vesile yaş olacak yani. Olacak. Tabii ki yaş farkı var. Davul dengine yani sonuç yani, varıyla derler. Evet efendim. Birkaç yıl belki daha dün Gaziantep'te bir dostumla beraberdik. İzliyorlarsa da selam olsun. Tabii kendisi sadece kim olduğunu biliyor. Başka kimse bilmiyor. Onun için gıybet de olmaz. Bana dedi ki abi 4 aydır evliyim dedi. 4 aydır evliyim. Ama işte eşimle aramda yaklaşık 10 yaş fark var. Evet. Şu şeyler noktasında ne yapmam lazım? Şimdi bu kadar yaş farkı olduğu zaman elbette sorunun biraz daha artıyor. Evet. Elbette eforunu biraz arttırman lazım. Biraz daha ufkunu açman lazım. Evet. Sabrını arttırman lazım. Şefkatini arttırman lazım. Evet. Ama niye biz yükümüzü ağırlaştırıyoruz ki? Ya da diyeceğiz ki Nasrettin Hoca'ya şikayet ediyor karı koca. Nasrettin Hoca önce hanımefendiyi dinliyor. Sonra beyefendiyi. Sonra diyor ki Nasrettin Hoca hanımefendiye sen de haklısın. Beyefendiye sen de haklısın. Böyle gitsin işte diyor yani. İkiniz de haklısınız. Ama işte böyle gitsin dediğiniz zaman ülkenin geleceği, yok, yani neslin anlamında, anlıyorum. Devam etmesi anlamında. Yani. Evet evet hocam işte bilen eğitimciler olarak, evet, dertli aile danışmanları olarak, psikologlar olarak, idareciler olarak, evet, da biz işte öylesine hadi gidin yürüyün diyemiyorsunuz. Tabii. Çünkü biraz sonra doğacak çocuk, evet, ya da var olan çocuk büyüdükçe problemlerle akıp gelecektir. Yani burada yaşam bir yankıdır. Baba ile oğul bir dağın eteğinden giderken oğlan bağırıyor. O hey diyor, bir ses geliyor hey diye. Bir daha hey diyor, yine ses geliyor. Baba, oğlan soruyor, oğlu soruyor, baba ne bu? Baba diyor ki oğlum hayat bir yankıdır. Ne yaparsan o sana geri dönecek. Döner. Maddi ve manevi. Ne ekersen onu biçeceksin. Dolayısıyla bunu bilmek lazım. Yani yaşı 30'u geçmiş delikanlı baylar ve bayanlar. Bu konuda biz ağabeyler, yer bey, onlardan büyüğüz, evet, olarak. Ben 22 yıllık evliyim. Dolayısıyla bir tecrübemiz de var. Maşallah. Bunu da ekleyerek, yani şimdi izleyici diyecek ya konuşuyorlar da bunlar evli mi, bekar mı, çocukları var mı, yok mu? Benim Bahar, Fatih, Zeynep adlı çocuklarım var, elinizi öpsün. Allah bağışlasın. Sizin de hakeze öyle bizi izleyen, evet, değerli anneler, babalar, adayları, hanımefendiler, beyefendiler.
şey yapın, hayırda yarışın demişler. Ortamınız uygunsa, şartlarınız uygunsa artık üzümün çöpü var, armudun sapı var demeyip böyle yüzde, ben diyorum yüzde 50 olursa şeyiniz, hayat şartlarınız tamam, yüzde 70-80 olsa başlayacak, yoksa da yüzde 50 ise aşağıya düşmemişse yeter yani, bu kadar da fazla şey yapmayın. Anadolu'da 13 çocuğu olan akrabalar var. Ya imkan yok, sıkıntı var. Bir tür bir köyde, dağ başında bir köyde 13 tane çocuk. Halam var benim. Soruyorum, diyorum kaç, halamın 30-40 tane şeyi var. Torunu var. Ya diyor söylemeyin ya kimseye. Aman nazar değer ha. 30 kaç çocuk var diyorum. Hala karıştırma oraları diyor falan diyor. Yani böyle Anadolu kadını üretken, halen üretken. Yani demek istediğim 13 tane çocuk büyütmüşler. Para yok, pul yok, medya yok, bilgisayar yok, internet yok, kreş yok, bakıcı yok, yok oğlu yok. Var demek ki aynı insan. Yani onlar rahatını bilmiyorlar mıydı? Onlar da yaşamayı bilmiyorlar mıydı? İmkanlar ölçüsü. Ve onlar hocam vefat edecekleri ana kadar başlarında çocuklarını ve torunlarını görecekler. Kesinlikle. Son nefese kadar. Bir de şöyle düşünelim. Bir ya da iki çocuklu aileler öldüklerinde yanlarında kimi bulacaklar? Evet. O da eğer yurt dışında değilse, çocuk yurt dışına gidiyor bir daha gelmiyor, bir yere gidiyor. Yani yurt dışına gitsin de artık çocuk da bir çocuk olduğu için giden bir daha gelmiyor. Yani Yemen'e gider gibi gelmiyorlar yani. Bir de uyum var yani. Evet. Şimdi keşke burada dizinin ibninde kalsa, ondan sonra yani şair diyor ki yanı başımda bana su istiyorum diyor. Yanı başımda birisi olsun ama bana desin ki su yok. Ama yanında yeter ki birisi olsun. Ya. Su yok desin. Ama yanın başında birisi olsun diyor. Evet. Yani o bir iki kişiyi yetiştiren ya da bir çocuklu ailelerin akıbeti, Allah korusun, huzur evleri, bakım evleri oluyor. O da bulabilirlerse huzur evleri. O da bulabilirlerse. Yaşayabilirlerse. Yani onu bırakın, hafızayı kaybettin. Unutma hastalığına yakalandı. Adam bilmiyor, kimseyi tanımıyor. Ne yapacak o zaman? Yani her şeyden vazgeçtik. Huzur evinden, oradan buradan. Tanımıyor. Sizi tanımıyor, beni tanımıyor, gideceği evi tanımıyor, adresini bilmiyor. O hastalıklar da var yani. Evet. Sadece efendim hastalık, yaşlılık, elimiz, eteğimiz sıkıntıya girdi değil yani. Hayatın rengarenk halleri var. Rabbim bizi zor imtihanlar, kaldıramayacağımız imtihanlar, kaldıramayacağımız yükleri cümlemizi yüklemesin yani. Ben o zaman şunu anlıyorum. Yani dünya hayatını gülistanlık olarak da görmeyeceğiz. Kesinlikle. Efendim işte bir çocuğum olsun, iki çocuğum olsun derdim olmasın, yüküm artmasın, efendim işte problemlerim çoğalmasın diye rahatına kıymayanların başına bin bir türlü dert geliyor. Evet. Allah bir dert veriyor o bir çocuğa. Ya. Allah korusun. Gidiyor, Rabbim bizi ve sevgili izleyenlerimizi, ümmeti muhafaza eylesin. Ya da Allah korusun bir kötü alışkanlığa giriyor, hayat da zehirleniyor. Efendim işte gününden de efendim gerçekten huzursuz oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Onun için buna çok dikkat etmek lazım değil mi hocam? Bakın Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar Mardin'de büyümüş. 1931 ve 32 yılında Mardin'de ilkokul sayısı 31. Bakın Amerika'ya gitmiş, mücadele etmiş ve dünyaya Türk bir bilim adamı olarak geçmiş. 10 çocuklu veya 8 çocuklu bir ailenin çocuklarından birisi. İşte bir zemin oluşmuş, eğitime teşvik edilmiş, oradan buraya. Demek ki başarı için bir engel yok. Başarı için bir sınır yok. Rahmetli Turgut Özal şunu diyordu gençlere. Gençler, azmedin. Azmederseniz başarırsınız. Siz hiç kimseden geri değilsiniz. Azmedersek başarırız ve hiç kimseden geri değiliz. Bunu bütün gençler, bütün anneler, babalar bilsin. Anneler baba çok fazla mükemmeliyetçi olmasın. Çünkü çocuklar heyecan yapıyor, panik yapıyor. Bildiklerini unutuyorlar. Dolayısıyla sınav, okul, ders. Ya maçtan bahsederiz, televizyondan bahsederiz, tiyatroya gideriz, pikniğe gideriz. Yani gençlerin yaşamındaki duyguları sadece bir koridora sığdırıp sınavda kaç puan aldın, ALES'ten ne aldın, KPSS'den ne aldın. Hayat bu değil yani. Ya çocuklarla paylaşım da güzel. Yani. Çocuklarla hayatı doya doya yaşamak lazım. Yani çocukların
keyif alabileceği şeyler konuşmak. Kesinlikle. Efendim işte onların keyif alabileceği şeyler konuşurken araya böyle tatlı tatlı güzel mesajlar koymak. Tabii, tabii. Efendim işte mesela ben şöyle ifade edeyim. Ben bir yere gittiğimde etrafımda böyle namaz kılmayanlar varsa örneğin ben onlara niye namaz kılmıyorsunuz? Gençler namaz kılmaz mı? Ateşe atılacaksınız. Evet helal o tür şeyler Allah korusun. Hiç ifade etmem. Evet. Ezan vakti geldi. Gençler ben şimdi huzura varıyorum. Evet. Namazımı eda edip geliyorum. Şimdi bakın huzur ve eda. Evet. Eda ne oldu? Aha. Vazifeydi. Vazifemi yerine getirdim. Bir zaman sonra o çocuklar, o gençler bakın bir arkadaşımız diyor ki hocam ben bir gün dahi çocuklarıma namaz kılın demedim. Evet, ne güzel. Ama çocuklarımın hepsi, 4 tane çocuğu var, 4'ü de namaz kılıyor. Ama şunu da bilmek lazım. Model önemli. Yani imam modeli, öğretmen modeli, anne baba modeli. Öyle davranışlarda bulunuyor ki anneler babalar harika diyorsun veya imamlar veya eğitimciler. Bazıları da farklı davranışlarda bulunduğu için çocuk diyor ya Müslümanlık böyleyse ben uzaktayım ya bunlar nasıl insanlar kaba veya iletişime kapalı gibi. Yani demek istediğim yaklaşım da önemli. Sevgi dili, şefkat dili, şefkat göstereceği, sevgi göstereceği çocuklarımıza. Sevgi öyle bir dildir ki onu sağırlar bile duyar. O önemli bir ana fikir yani. Yöneticilerimizin, belediyelerimizin yapacağı şey şefkat elini uzatacaksın. Yani yaşayacağız hocam. Tabii. Yaşayacağız. Dokunacaksın çocuğa. Bildiğimiz güzel amelleri, daha doğrusu bildiğimiz güzel bilgileri hayatımıza tatbik edeceğiz. Allah tatbik edenlerden tamam, eylesin. Bu çok tamam. Önemli. Evet. Gençler söylemden çok... Yani sözlerden çok, konuşmalardan çok hakikaten eyleme çok kıymet verirler. Ama biz de o gençlere zemin hazırlayacak güzel ortamlar sunmak zorundayız. Yani şimdi onların çünkü şimdi düşünün hocam, şu masanın üstü zemin değil mi? Zemin. Biz buraya 10 tane kayısı çekirdeğini koysak, o 10 kayısının burada yıllar sonra bile kaldıktan sonra ağaca dönüştüğüne şahit olur muyuz? Evet. Olmaz değil mi? Olmaz. Şu masanın üstüne efendim sadece o bir zaman sonra çürüp gider. Evet. Ama ona uygun efendim işte bilmem Ağrı Dağı'nın zirvesine de götürüp o yine çekirdeği koymamak lazım. Yani. Bakın. Uygun zemin. Efendim işte Malatya gibi. Efendim işte toprağı fark edip o çekirdeği oraya atmak lazım. Tabii. Uygun yani uygun zemini bulmak. Tabii. Artı onu koyduktan sonra da terk edip gitmek değil. Değil tabii. Sulaması lazım. Yani bahçıvan gibi gübrelenmesi lazım. Hava, su, güneş alacak. Yani burada bakın çocuk ve anne baba bunlar birbirlerini bütünleyecekler. Sonra eğitimciler, sonra çevre bütünleyecekler ve çocuğu takip etmek gerekiyor. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Takipten kasıt hafiye gibi peşinde gezerek nerede aldın, mesajın kim geldi, ne oldu, kiminle konuştun? Böyle paranoya şeklinde değil de kırmadan yapmak gerekir. Dolayısıyla bunu söylemek gerekir. Bir de hocam, buyurun. Maddiyat, her şeyi maddiyete bağlamamak lazım. Ya ben daha ne yapayım size? Günde 100 lira harçlık veriyorum. Daha ne yapayım? İstediğiniz yiyin içinde değil. Şimdi zengin bir baba çocuğunu götürmüş. Demiş ki ben oğlum seni veya kızım seni köyüme götüreyim. Köyümdeki fukaralığı gör, garibanlığı gör diyor. Şimdi babanın büyük bir çiftliği var, duvarlarla örülü bir çiftliği var. Güzel güzel avizeleri var, ışıklı avizeleri var, havuzu var. Çocuk gidiyor, kalıyor, bakıyor ki böyle geniş bir alan, duvarsız bir alan var. Ağaçlı mağaçlı, duvar muvar yok. Efendim gökyüzünde güzel yıldızlar var diyor. Avize mavize değil, gökyüzünde yıldızlar var. Bizim diyor şehirde bir köpeğimiz vardı. Orada 3-4 tane köpek. Bizim evimizde bir kedi vardı. Orada birkaç tane kedi. Sonra dönüşte diyor ki oğlum kızım nasıl garibanlar değil mi bunlar? Baba diyor yok diyor. Onlar bizden daha zenginler. Onlar gökyüzünü görüyorlar. Onlarda bir sınır yok. Epeysiz ormanlar, ağaçlar içerisindeler. Daha zenginler. Hayvanlar bizden daha fazla. Onlar daha mutlular. Demek istediğim çocuk doğallığı istiyor. Sevgide, davranışta, yaşamda, madde bir yana, madde bir yere kadar sonra manaya geliyor. Burada manen çocuğa hem psikolojik hem destek olmak, Ramazan hocam, güven vermek, yaparsın edersin anlamında. Yani. Ramazan hocam, şöyle bir özetlersek ve şöyle de bir başlık atsak.
Gençlerin büyüklerden beklentileri nelerdir? Özetle ne söyleyebiliriz? Gençler kendilerine büyükler tarafından anlaşılmasını istiyor, dinlenmesini istiyor. Beni bir dinleyin, ben bir anlatayım kendime. Bana kuralları koymayın diyor. Siz babasınız, sizin yapınız, fıtratınız farklı, benimki farklı. Beni bir dinleyin, ilgi alanımı görün. Niye bir olayı, neden yapıyorum, niye kızıyorum, niye tedirgin oluyorum? Önce bir dinlemek, yani iletişim kanalını kurmak gerekiyor birinci derecede. İkinci derecede oğlum, kızım sen yaparsın, edersin, güçlüsün. Güven vermek gerekiyor. Ve sevgi, saygı, yaşlılara götüreceğiz, ninemize, dedemize. Oradan bir büyük aileyi ne yapacağız? İnşa edeceğiz. Akrabalık bağını güçlendirme. Sıla-i rahimleri evet. Yapacağız. Anne yok, baba yok, şu yok, bu yok. Nine yok. O ninenin, dedenin şefkatini ne yapmaları lazım? Dokundukça daha rahat diyorlar. Yani çocuğu psikiyatriye, başka bir yere götüreceğimize ne yapacağız? Aile ortamına ya da kahvaltıları beraber yapmak. Beraber beğenilerimiz, ortak bir film izlemek, ortak bir yere gitmek şeklinde düşünün. Ve son dakikalara geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın annemin ayağının altını öpmek isterdim demeçlerinde görürüz. Cenazesinde Allah rahmet eylesin annesinin ağladığını gördük. Bir başbakan hüngür hüngür ağlayan, gözyaşı döken bir başbakan o dönemde. Evet. Yani bunlar hep birer gençler için model, yani Cumhurbaşkanımız model. Bilal Erdoğan'a sordular, dediler ki bir toplantıda, siz neden şeye girmiyorsunuz, siyasete? Ya diyor, Sayın Cumhurbaşkanımız bize artık yer bırakmıyor, her tarafa koşuyor yani. Enerjik ediyor. Yani gençlerin modeli işte, gençlik enerjik olacak. Hem memleket meseleleriyle, hem sosyal yaşamla, hem eğitimiyle, öğretimiyle, mesuliyetiyle yapacak. Tabii ki maçını izleyecek, gezecek, yiyecek, içecek, yani buna kısıtlama yok. Dolayısıyla Turgut Özal'ın ifadesiyle siz başkasından eksik değilsiniz. Azmedersiniz, yaparsınız. Ana fikir bu. Ben gençlerle bu hafta bunu konuştum. Dedim ki gençler, gelin bir proje oluşturalım. Evet. O projenin ismini de sosyal iyilik diyelim. Evet. Ama sosyal iyiliğin içerisinde medya diyetini koymak şartıyla biz başkasının, özellikle anne babamızın bizi anlamasını beklemeden biz onları anlamaya çalışalım. Evet. Güzel, çok güzel. Hatta mesela bana olgulardan, vakalardan gelen şeylerden bir tanesi bu, şikayetlerden. Evet. Hocam diyor, biz misafirliğe gidiyoruz, kızım gelmiyor, oğlum gelmiyor. Gelir. Ya da misafir bize geliyor, maalesef çocuğum odasından çıkmıyor. Evet. Niye? Bağımlı ya. Öyle, bağımlı. Anne baba da bağımlı, yani hasta olduğunu bilmiyor. Evet. Şimdi bundan dolayı dedim gençler, gelin biz sosyal iyilik heybemize, evet, çantamıza sosyal medya koyduk ya. Evet. Yalnızlığı da oradan çıkaralım, birlikteliği koyalım, bizi kendimizi koyalım. Evet. Biz de orada olalım. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Evet. Ne yaparsak bize dönecek çünkü. Efendim sonra dedim ki annemize iyilik yapmak, oradan başlayalım. Evet. Ben burada da diyorum ki sevgili anne babalar, gençler sizi anlamaya çalışacaklar da. Evet. Lütfen siz de onları fark edin. Evet. Onlardan gelen her bir şeye lütfen kulak verin ve lütfen onlarla birlikte zaman geçirin. Ve Ramazan hocam, evet, dedim ki hatta siz dedim annenize eğitebilir misiniz? Yok dediler. İsterseniz yaparsınız. Çünkü anne babasını anlamak isteyen bir genç var, o adım atacak. Nasıl falan? Mesela ona bir örnek verdim. Dedim ki mesela anneniz kitap okumasını sevmiyor. Aha. Velev ki anneniz cahil. Yani olabilir. Ama anneniz, ona siz kitap okumaya alıştırabilirsiniz. Evet. Kitap okumakla sosyal medyadan uzaklaştırırsın. Evet. Televizyon ve dizi izlemekten şey. Evet. Mesela dedim alın rastgele bir kitap. Alın yani. Aha. Efendim hakikaten ben de mesela şöyle bir açtım, rastgele bir yer açtım. Hayalen de olsa, hı hı, ecdadımızın Anadolu'ya gelerek mesken tuttukları diyarları gezmeli. Onların canları pahasına kurdukları cihan devletinin ilk kuruluş döneminde yaşayan insanlarla buluşmalı ve onlarla hasbihal etmeliyiz. Dağda, ovada kurdukları o şehirleri görmeli, evet, içinde yaşadıkları çadırlara girmeliyiz. Ta ki oradan fışkırarak dünyaya huzur veren medeniyeti anlamış olalım. Evet.
Anadolu'da yemyeşil, dağ ve ovanın bir uyum içinde göz kamaştırdığı, Osmanlı'nın ilk başkentlerinden, evet, ilim irfan merkezi, tarih kokan ve halen de tarih ve kültür şehri olan Bursa'ya yolculuk yapıyoruz. Evet. Çocuklar, evet, dedin ki anne, evet, sen de tam buraya gelmişsin. Anne, okuduğum kitapta heyecanlı bir yere geldim. 5 dakika okuyacağım, beni dinler misin? Annen telefonu bıraktı. Sen telefonu bıraktın, sen okudun. Sonra 5 dakika geçti. Anne yeter, teşekkür ederim bana zaman ayırdığın için. Annen merak etmez mi? Ya bu Bursa'ya bir yolculuk yapıldı. Osmanlı'nın ilk şeydi. Ve o güzel insanlarla buluşmak gerekiyordu. Acaba gerçekten buluşmak gerçekleşti mi? Şimdi anne merak etmez mi? Sen okula gittikten sonra sen bu kitabını okuyacak dedim. Evet. Şimdi annene iyilik yaptın mı, yapmadın mı? Yani. Biz gençler anlarsak, evet, evet, gençler bizi zaten anlamaya hazır. Yani. Emin ol, hazır. Tabii. Ama gençler şunu unutmasın. Nevzat Çelik'in söz bestesi, beni buralarda arama anne, kapımda adımı sorma, saçlarına yıldız düşmüş, yıldız düşmüş, ağlama anne derler sonra. Bakın, iş işten geçmeden önce annenizi, elinizi, babanızın elinizi öpün. Aksi takdirde değer bilmediğiniz zaman ey gençler, annenizin toprağını öpeceksiniz, evet, kızlarını öpeceksiniz. Lütfen bunu unutmayın. Çok teşekkür ediyorum Ramazan Hocam. Evet. Keyif verdiniz, renk kattınız. Yüreğinize sağlık. İnşallah başka zaman bir kez daha görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili izleyenler, değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler, aile vaktinin bugünkü programı sonuna gelmiş olduk. Efendim, aile deyip geçmeyin. Aile, bir milletin, bir devletin, bir medeniyetin inşa edildiği en güzel ocaktır. Ocaklarımız hep tüssün sevgiyle, muhabbetle efendim. Bereketli olsun aileniz. Aile vaktinde tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.